basın mensubu arkadaşlarım. Açın. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bizi uzaklardan izleyen çok değerli vatandaşlarımız, yurttaşlarımız ve değerli meslektaşlarımız, çok sevgili sağlık çalışanları. Bugün size ilimizde, Tekirdağ ilinde kurmuş olduğumuz İl Sağlık Platformumuz hakkında genel bilgileri paylaşmak için bir araya geldik. Aslında pandemi koşulları nedeniyle kapalı ortamda ve pandemiye ilişkin maksimum güvenlik önlemlerini almış vaziyette bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. En kısa sürede bu pandemiyi atlatmak ve sizlerle bir arada yüz yüze sahada, alanlarda etkinlikler yapmak da istiyoruz. İzninizle ben basın metnimizi bir okuyayım. Ondan sonra belki sormak istediğiniz bir şey olursa. Burada çok sayıda oda başkanım da var çünkü bu platformun bileşenlerinden. Belki sorularınızı yanıtlamaya vaktimiz olur. Bir yıl aşkın süredir tüm dünyayı, Mart ayından bu yana da ülkemizi etkisine altına alan pandemi, erken yeniden açılma, salgın yönetimi ve salgın iletişimi ile ilgili yapılan yanlışlar, ülke genelinde ve yerellerde vatandaşın salgının boyutunu kavramamasına ve olduğundan daha hafif görmesine yol açmıştır. Tam da öngörüldüğü gibi havaların soğuması, kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirme zorunluluğu, okulların açılması, iş yerlerinde zorunlu önlemlerin gevşemesi, mevsimsel influenza içinde bulunan olağan dışı durum şartlarını daha da güçleştirmiş, dünya genelinde milyonlarca kişi hastalanmış ve yaşamını yitirmiştir. Mart ayından bu yana sağlık alanındaki tüm emek örgütlerinin ana gündemi COVID-19 hastalığının yol açtığı pandemi olmuştur. Durum ülkemiz için de farklı değildir. Sağlık Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu verilerle bile yaklaşık 500 bine yakın vatandaşımız hastalanmış, 13 bine yakın yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. İlimizde ise etkisini ilk Nisan-Mayıs'ta hissettiğimiz pandemi koşulları Ekim ve Kasım ayında etkisini arttırmış, şu günlerde ise sağlık çalışanları ve sağlık kuruluşlarının altından kalkamayacağı boyuta ulaşmıştır. Pandemi sürecinin bilimsel yol ve yöntemlere göre değil, ekonomik kaygılarla yürütülmesi, salgın yönetiminde ciddi hatalara yol açmıştır. Salgın süreci şeffaf yürütülmemiş, bilim insanları ve akademi ile işbirliği içinde bulunulmamış, veriler paylaşılmamış, algoritmalar yetersiz kalmıştır. Alınan önlemlerin yetersizliği ve erken yeniden açılma hali pandeminin yıkıcı süreçlerini daha da belirginleştirmiştir. Tekirdağ ili salgınla mücadelede örnek gösterilen iller arasında yer almaktaydı. Sizler de biliyorsunuz. Farklı disiplinlerden sağlık çalışanları filyasyon ekiplerinde, sahada ya da hastanelerde canla başla başarıyla çalıştılar. Hiçbirinin hakkı ödenmez. Ancak geldiğimiz noktada ilimizde, kamuda ve özelde yoğun bakım yatakları dolmuştur. Olguların neredeyse hepsi ağır vakalardır. Test pozitifliği sayıları %1'lerden son haftalarda %20'lerin üzerine çıkmıştır. Yaz aylarında ilimizde onlarla ifade edilen rakamlar şu anda yüzlerle ifade edilmekte. Günlük 800'lere, 1000'lere ulaşmıştır. COVID-19 pozitif sağlık çalışanı sayısı her geçen gün artmaktadır. Sağlık çalışanları yüksek riskli oldukları halde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Önlenebilir bir hastalık olan COVID-19'dan her gün en az bir sağlık çalışanı yaşamını yitirmektedir. Her gün yüzlerce sağlık çalışanı enfekte olmakta, hastalanmakta, mağlul kalmaktadır. COVID-19 130 dolayında ülke tarafından sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesine rağmen ülkemizde hala resmi olarak meslek hastalığı olarak kabul edilmemiştir. Sağlık çalışanları olarak çalışma koşullarından ve çalışma ortamlarından kaynaklı bu riski göz ardı etmemeliyiz. Gelinen noktada yapılan yanlışlar salgını daha kötü bir tabloya sürüklemiş, yıkıcı sonuçları daha da belirginleşmiş. Belirginleşmiştir. Salgın yönetiminin öncelikli ve bilimsel bilgiye dayalı olarak ekonomik kaygılar ve popülist politikalar gölgesinde kalmadan ayrımsız insan odaklı olması ve toplumun sağlığı başta olmak üzere bütün insani, ekonomik ve sosyal gereksinimlerinin sosyal devlet anlayışıyla karşılanacağı adımları içermesi gerekmektedir. Aslında bu bir seferberlik çağrısıdır.
İlimizde pandemi önlemlerini halk sağlığı bilimi ilkelerini önceleyerek ilimizde özgü dinamikleri dikkate alıp sosyal ve ekonomik kaygıları da anlayıp gözeterek herkesi kapsayacak şekilde gevşemeye fırsat tanımadan vatandaş, kamu, sivil toplum ve akademi el ele ve işbirliği içinde birlikte yürütmeliyiz. Bu gerekçelerle sağlık örgütlerine daha fazla görev düşmektedir. Pandeminin 9. ayında sağlık alanında çalışan emek örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların ve derneklerin pandemi sürecinde ortak hareket etmeleri, ortak eylem ve faaliyetlerde bulunmaları zorunlu hatta tarihi sorumlulukları haline gelmiştir. Böylelikle basına, kamuoyuna ve hatta yöneticilere bilgilendirici ve yol gösterici olabiliriz. Bu nedenle ilimizde Tekirdağ Tabip Odası'nın çağrıcısı olduğu ve sağlık alanında çalışan emek örgütlerinin bir araya gelmesiyle bir sağlık platformu oluşturulmuştur. Bu platformun amacı ilimizde salgın sürecinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek, halkın ve kamuoyunun doğru bilgiye erişimini kolaylaştırmak, sürecin şeffaf yürütülmesini sağlamak için ortak, bilimsel, sosyal, etkinlik, eylem ve bir takım benzeri aktivitelerin planlanması, uygulanması, yürütülmesi ve sonuçlarının paylaşılmasıdır. Şimdi bu noktada burada beraber yol aldığımız arkadaşlarımız Tekirdağ Tabip Odası, Tekirdağ Diş Hekimleri Odası, Tekirdağ Eczacı Odası, Tekirdağ Veterinerler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Tekirdağ Temsilciliği, Dev Sağlık İş Tekirdağ Temsilciliği, Türk Sağlık Sen Tekirdağ Şubesi, Aile Hekimleri Derneği, sanıyorum Türk Sağlık Sen sonradan çıktı, yanlış olmasın, oradan şeyi alalım, o ismi alalım, şimdi fark ettik. Önerilerimiz, arkadaşlar, bu ekibin, sağlık platformunu oluşturan bu ekibin önerileri, sizinle paylaşmak istiyorum. 16 başlıktan oluşuyor. Daha sonraki günlerde, şimdilerde yine konuştuğumuz ama olgunlaştırmak için zamana ihtiyacımız olan bazı önerilerimiz de var. Önümüzdeki haftalarda yine sizlerle birlikte olacağız. Ama şu anki önerilerimizi ben sıralıyorum. En az 14 gün boyunca ilimize giriş çıkışlarda çok sıkı tedbirler uygulanmalıdır. En az 14 gün boyunca sağlık, belediye, temizlik ve gıda satışı dışındaki tüm faaliyetler durdurulmalıdır. Güvenlik adına yürütülecek faaliyetler cezalandırıcı bir perspektifle değil, sosyal hizmetler ve destek kapsamında, yerel yönetimlerin de katılımıyla yürütülmeli, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik tedbirlerle sınırlı olmalıdır. Kamuda çalışan işçi, memur ve benzeri tüm çalışanların maaşlarının kesintisiz ödenmesi, gündelik işlerde ve özelde güvencesiz çalışan ve yoksulların tamamının en az 14 günlük ihtiyacının karşılanacak şekilde mali desteğin kamu bütçesinden karşılanması, esnafa en az 14 gün kira bedeli ve geçim giderleri desteği verilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Sağlık personeline nitelikli kişisel koruyucu donanım eksiksiz sağlanmalı. Pandemi ile mücadelede sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile bakanlık kolektif çalışmalıdır. Sağlık alanındaki personel açığının güvenceli kadrolu istihdam ile kapatılmasına yönelik planlama yapılmalı. 4C, 4B gibi güvencesiz kadrolarda çalışan personelin güvenceli kadroya geçmesi sağlanmalı. Haklarında kesin yargı kararı bulunmayan tüm sağlık emekçilerinin göreve başlamasına çaba gösterilmelidir. Yüksek enfeksiyon riski, aşırı iş yükü altında çalışan sağlık çalışanlarının sahada yaşadıkları şiddet, mobbing, adaletsiz ek ödemelerin önüne geçmek için ivedilikle planlamalar yapıp girişimlerde bulunulmalıdır. Covid-19 sağlık çalışanlarının pozitifliğinin tespitinden 10 gün sonra işe dönmelerinden önce kontrol PCR testi mutlaka yapılmalıdır. Hamile ve kronik hastalığı olan sağlık çalışanlarının yoğun iş yükü gerekçesiyle çalıştırılmalarının önüne geçilecek yönetsel önlemlerin alınması sağlanmalı. Esnek ve dönüşümlü çalışma için gereken düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır. Hanesinde yaşayan aile üyelerine bulaş riski nedeniyle evde kalamayacak olan sağlık çalışanlarına yönelik konaklama olanakları artırılmalıdır. Ki çok da ihtiyaç oluyor hakikaten. Gerek kamuda gerekse özelde yüksek enfeksiyon riski ve aşırı iş yükü altında çalışan tüm sağlık çalışanlarının belirli sürelerde rutin COVID-19 testlerinin yaptırılmasının sağlanması, belediye temizlik işçileri, gıda tedarikçileri, güvenlik güçleri gibi çalışması zorunlu olan kesimlere kamu ve çalıştırmaya devam eden firmalarca nitelikli koruyucu donanımların sağlanması halledilmeli.
Vatandaşların zorunlu harcamalarının, su, elektrik, ısınma gibi faturalarının devlet tarafından ödenmesi, kredi borçlarının ertelenmesi için girişimlerde bulunulması, farkındalık yaratmaya yönelik sosyal medya, televizyon, gazete gibi araçlarla bilgilendirme çalışmalarının yapılması, ilimizde milletvekili bulunan tüm partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum, muhtarlar, mahalle meclisleri gibi toplumun örgütlü kurumları ile resmi kurumların eşgüdüm içinde çalışması, kalabalık ve yoksul aileler içerisinde hastalığa yakalananların tedavilerinin ve izolasyon süresi boyunca ihtiyaçlarının, konaklamalarının, kamuya ait ya da kamunun finansmanını sağlayacağı ayrı mekanlarda gerçekleştirilmesi, izolasyonda kalmak zorunda olanlara bakım verilmesi sağlanmalı. İlimizde COVID-19 nedeniyle enfekte olan ve hayatını kaybeden insanlarımızın, sağlık çalışanlarının sayısı dahil tüm veriler, yapılanlar, eksiklikler şeffaflıkla toplumla paylaşılmalıdır. En az 14 günlük sürenin sonunda pandeminin boyutu yeniden gözden geçirilerek hareket edilmeli. Salgın ilde kontrol altında alınıncaya kadar giriş çıkışlarda tedbirler sürekli kılınmalı ve sürdürülmelidir. Evet arkadaşlar, yani özetlemeye çalıştığımız önerilerimiz bunlar. Platformumuzu da kurma amacımızı aslında söylemiş olduk. Hem farkındalık yaratmak, hem doğru bilgiye ulaşmak, bir ağızdan konuşmak. Ayrıca da hem vatandaşın sağlık hakkını korurken hem de tüm sağlıkçıların, sağlık emekçilerinin ihtiyaçlarını da ortaya koymak, paylaşmak ve kısa süre içinde salgın yönetiminde daha olumlu adımların atılması için itici güç oluşturmak istiyoruz açıkçası. Ben şimdilik bu kadar söyleyeceğim. Belki diğer başkanlarım da bir şeyler eklemek isterler. Tabii konuşacak çok şey var ama pandemi koşulları nedeniyle de hani süreyi de çok uzun tutmak istemiyoruz ama buyurun. Bildiğiniz bir şeyler varsa ya da sormak istediğiniz basın bildirimizi okumuş olalım. Bu saydığınız 14-15 madde var diye. Bunları Tekirdağ için konuşuyorum. Nasıl güncelleyebiliriz? Yani nasıl harekete geçirebiliriz? Bir planınız da var mı? Şimdi biz... Yani sadece bir basın açıklamasıyla mı bir eylem oluyor? Veya başka bir eylemler de düşünebiliyor musunuz? Şimdi düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim bunu sağlayabilmemiz için herhangi bir yasal zorlayıcı bir gücümüz yok. Ama siz değerli basın mensupları bir kamuoyu oluşturarak bunu gerçekleştirebiliriz. Yani biz tek başımıza burada istediğimiz kadar konuşalım, anlatalım vesaire vesaire. Aramızda toplanalım, konuşalım. Bir anlamı olmaz ama siz değerli basın, sonuçta hepimiz bir kamu hizmeti yapıyoruz. Biz kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüyüz. Yani kamunun da yararlarını koruyoruz. Aynı işi siz yapıyorsunuz. Dolayısıyla farkındalığı, biz fikirlerimizi söyleyeceğiz. Siz halka anlatacaksınız, kamuoyu oluşturacağız. Ancak bu şekilde yol alabiliriz. Peki bu eylemlerde şöyle bir şey daha sorayım. Sadece basına değil, diğer sivil toplum örgütleriyle, siyasi partilerle